Antay yolu, Brezilya. Bu Brancos'un A takımında 7. maçı bulacak. Bugün Domingo'dan Carlos Santana ile oynayacaksın. O daha önce oynadığın hiçbir futbolcuya benzemez Tsubasa. Bazıları ona futbolun kralı der. Demek Santana futbolun kralı. Futbol makinesi. Brancos'tan Tsubasa Ozora'ya özellikle dikkat etmelisiniz. Önceki maçlarında 5 gol attı ve 8 gol pası var. Sakın onu Japon olduğu için hafife almaya kalkmayın. Japonlar onun futbol oynamak için doğduğunu düşünüyor. Onu Nelson ve Mauricio tutacak. Rahat hareket etmesine izin vermeyin. Leo, İlk 11'de değilsin ama seni Santana'ya destek olman için her an oyunu alabilirim. Hazırlıklı ol. Evet efendim. Santana. Bu maçı asla kaybetmemeliyiz oğlum. Anlaşıldı. Oynadığın takımları umursamadığını unutmuşum. Ben sadece topla futbolumu oynarım. Sana güveniyorum. Sen futbolun kralısın. Hangi takımla oynarsak oynayalım, ben Brancos'un değişmez 10 numarasıyım. Bunun hakkını vermeliyim. Asla başarısız olmamalıyım. Hey Tsubasa, yine ne düşünüyorsun ha? Hı? Bu defa ne düşünüyorsun Tsubasa? Sus bakalım Pepe. Leandro? Pepe, Tsubasa kendini maç için hazırlamaya çalışıyor. Geri çekil ve onu rahatsız etme. Ben sana güveniyorum Tsubasa Ozora. Teşekkür ederim. Hey Tsubasa, söyler misin? Sence bu takım için Leandro'dan daha fazla iş yapmıyor muyum ha? Pepe! Seni duyabiliyorum. Domingo Kulübü Stadı. Maç günü. Harika bir kalabalık. Sahada olmayı bu yüzden seviyorum. Tsubasa ne kadar da sakin görünüyor değil mi? Aferin sana Tsubasa. Santana'nın moralini bozmasına asla izin verme. Sen sadece futbolla oyna. Brancos ve Domingo maçı az sonra başlayacak. Bu maçta anahtar oyuncular Brancos'un 10 numarası. Bu sezonun yeni transferi oyun kurucu Tsubasa Ozora. Tsubasa! 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 Ve Domingo'nun 10 numarası, Brezilya'nın en değerli oyuncusu olarak görülen Santana. Asıl çekişme bu iki genç oyuncu arasında yaşanacak. Tsubasa önceki maçlarda çok iyi oynadı. Ama futbolun kralı Santana'yı yenmesi hiç kolay olmayacaktır. Santana. Bazıları ona futbolun kralı der. İşte futbolun kralı. Ha? Evet. Bazıları Santana'yı çok yetenekli bulabilir. Ama bence futbolun feysinden bile haberi yok. Neden? Çünkü futbol oynarken hiç mutlu görünmüyor. Bence o bizim gibi futbola aşık biri değil. Futbolu bizim kadar sevmiyor. Santana. Futbolun kralı.
Ha? Bize bakmıyor bile. Sadece topu izliyor. Brancos bu defa Domingo'ya karşı. Ve işte maç başladı. Tsubasa Domingo savunmasını zarif bir biçimde geçiyor. Cesurca bir hareketti. Santana onu tedirgin etmiyor olmalı. Saha büyük de olsa evimin arka bahçesi gibi görürüm. Neden hareket etmiyor? Harika! Tsubasa Ozora'dan zarif hareketler seyrediyoruz. Top sanki ayağına yapışmış gibi. Bir oyuncuyu daha geçiyor. Tsubasa Domingo savunmasına rahatça sokuluyor. Santana hareket etmiyor. Ama gözünü de toptan hiç ayırmadı. Hayır, olamaz. Onu durdurmalıyız. Eğer Santana hareket etmiyorsa... Tsubasa 4 savunma oyuncusunu daha geçiyor. Top benim demektir. Tsubasa topu kanattaki Jorginho'ya pasladı. Ancak top taç çizgisinden çıkacak gibi. Hayır, top hızla paslo yaparak geri gelmeye başladı. Tsubasa'nın paslarına yetişmek daima kolaydır. Brancos için iyi bir fırsat. Başaracağım. İzin vermeyeceğim. Top benim. Domingo tehlikeyi savuşturuyor. Brancos büyük bir fırsat kaçırdı. Hayır, olamaz. Bu gol olabilirdi. Maç daha yeni başladı. Oyun devam ediyor. Tsubasa hızla ileri çıkıyor. Hadi Tsubasa, koş! Tsubasa bütün Domingo savunmasına meydan okuyor. Şimdi. Geliyor. Ve başardı. Gol oluyor. İlk golü atan taraf Brancos oluyor. Harika. Hemen bir gol attık. Evet. Tsubasa sanki topun nereye ineceğini biliyor gibiydi. Şutunu harika bir zamanlamayla kullandı. İşte Brancos'tan Tsubasa Ozora. Şimdi de takımı için ilk golü atan Brancos'un 10 numarası Tsubasa Ozora ile konuşalım. Gerçekten harika bir goldü Tsubasa Ozora. Herkes sana hayran kaldı. Kısa bir sohbete ne dersin? Evet. Maçın başlangıcında harika bir hücum düzenledin. Top sürüşün müthişti. Topu sanki oyuncakmış gibi kontrol ediyorsun. Ne diyeceksin Tsubasa? Hayır. Top oyuncağım değildir. Top benim arkadaşım. Dünyadaki en iyi dostumdur. Anladım. Top senin en iyi dostun demek. Teşekkür ederim Tsubasa Ozora. Ne? Top senin dostun mu? Taraftarlar Tsubasa'nın adını haykırıyorlar. Domingo taraftarları ise Santana diye bağırıyorlar. Brancos maçı 1-0 önde götürüyor. Taraftarın tek umudu artık Santana. Milli takımın gelecekteki 10 numarası olacağı ve tarihe süper yıldız olarak geçeceği düşünülüyor. Gerçekten çok hızlı. Santana ortadan kaleye doğru yaklaşıyor. Ama önünde Tsubasa var. Gel bakalım Santana. Birebir mücadele olacak. Santana Tsubasa'nın önüne geldiği anda dönüyor. Topu göremiyorum.
Ne oldu? Yoksa arkadaşını mı kaybettin? Ne? Santana topu üstünden aşırtıyor. Top vücudumun bir parçasıdır. Santana Tsubasa'yı kolayca geçti. Ünlü Santana dönüşü hareketini yaptı. Geri dön Tsubasa. Ha? Kimse Santana'yı durduramıyor. Futbol makinesi göreve başladı. Onu durduracağım. Pas verecek. Santana pas verir gibi yaparak bir oyuncuyu daha geçti. Olamaz. Ve bir kişiyi daha geçiyor. Santana kaleye kendi başına mı gidecek acaba? Sakın bırakmayın. Durdurun onu. Üç oyuncu etrafını kuşattı. Bakalım başarabilecekler mi? Onu durduramıyorlar. Asla vazgeçmem. Ne oluyor? Durduramıyorlar. Santana gerçekten çok özel bir yetenek. Her koşulda farklı bir teknik kullanıyor. Hey, ne oluyor? İzin vermeyeceğim. Tam zamanı. Ve gol oluyor. Santana grubu 1-1'e getiriyor. Flamingo maça eşitliği getirdi. Herkesi geçti. Santana'dan müthiş bir gol izledik. Bu sert savunmaya rağmen formasında küçücük bir çamur lekesi bile yok. Ve çabucak gole ulaştı. Kalabalık çılgınca tezahürat yapıyor. Santana, başardın. Taraftarlar için yorum yapacak mısın? Futbolun kralı Santana. Gerçekten çok güçlü ve harika oynuyor. Ama neden bu kadar tepkisiz? Maç devam ediyor. Brancos ve Domingo maçında hala 1-1 beraberlik var. Tsubasa ve Santana çok sıkı tutuluyorlar. Bu nedenle oyunculuklarını tam anlamıyla gösteremiyorlar. Artık ilk yarının uzatmaları oynanıyor. Görünüşe göre ilk yarı böyle son bulacak. Topu alan isim Jorginho. Önü tamamen açık. Tsubasa yakala! Güzel taktik. Tsubasa savunma oyuncularını geçip topa yetişti. Koş hadi. Tsubasa kolayca kaleye gidiyor. Ne? Ve Santana. Santana Tsubasa'yı karşılamaya hazırlanıyor. İşte geliyorum Santana. Olamaz. Nasıl olur? Tsubasa Santana dönüşünü yapıyor ve topu üstünden aşırtıyor. Gerçekten müthiş hareketler izliyoruz. Santana dönüşünü ne kadar çabuk öğrendi. Muhteşemsin Tsubasa. Santana topa müdahale etmeyi başarıyor. Güzel. Ben de bunu yapmanı bekliyordum. Ha? Jorginho topa yetişti. Hadi hemen topu alın. Leonardo'ya veriyor. Çok az zaman kaldı. Koş Tsubasa. O da hemen Tsubasa'ya paslıyor. Futbol tek başına oynanmaz. Beni durdurmak, takımımı durdurman anlamına gelmez. Topa yetişti ama zaman hızla daralıyor.
Ha bakın, Santana hareket etmiyor. Hakem saatini kontrol ediyor. Tsubasa, acele et, zamanımız kalmadı. Önünü kapatın, acele edin. Tamam. Tsubasa şut çekmeye hazırlanıyor. Top çok fazla yükseldi. Kaleye doğru alçalmaya başladı. Ve gol oluyor. Tsubasa yine başardı. İdia'nın son saniyelerinde ikinci golünü harika, dağıttı. Harika harika, inanamıyorum, o nasıl bir şuttu öyle. Gördün mü, top nasıl aniden alçalmaya başladı öyle. Bunu sen mi öğrettin ona Roberto? O farklı bir aşırtma şutuydu. Topun yön değiştirerek alçalmasını sağlayabiliyor. Tsubasa düşerek atışı falsolu göndermeyi öğrendi. İşte Tsubasa'nın farkı. O her güçlüğe bir çözüm geliştirebiliyor. Ve işte ilk yarının son düdüğü. Brancos 2-1 önde. İki harika gol attın Tsubasa. Hayranların buna çok sevindi. Çok teşekkür ederim. Attığın gollerle bize ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdin. Hayallerin de büyük olmalı. Evet. Öncelikle sezonu sakatlanmadan geçirmek istiyorum. İkincisi, Brancos'un Brezilya şampiyonu olmasını istiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, üçüncü ve en büyük hayalim gelecek turnuvada Japonya'nın dünya şampiyonu olması. Gerçekten büyük hayallerim varmış. İkinci yarıda başarılar dilerim Tsubasa. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Dilekler, umutlar ve hayaller. Bu nasıl olabildi? O golleri nasıl yediniz? O Japon çocuğun maçı kontrol etmesine nasıl izin verdiniz? Topu bana verin. Ha? Kaç yaşında olduğunun ya da hangi ülkeden geldiğinin, umutlarının ya da hayallerinin hiçbir önemi yok. Güçlü olan kazanır. Futbol budur. Eğer kazanmak istiyorsanız topu bana verirsiniz. Santana, bekle. Konuşmam bitmedi daha. Bu maçı mutlaka ben kazanacağım. Santana'nın nesi var böyle, anlamıyorum. Ne yani, şimdi o gollerin tek kabahatlisi biz miyiz ha? Topu bana verinmiş. Kendini beğenmiş. Benim her şeyim.